1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde büyük bir katılımla gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu'nun 26.'sı Antakya'da bir otelde düzenlendi. Bir temel hafriyatında, bir yol açımı sırasında, bazen bir kaçak kazı sonucunda veya baraj altında kalan alanlardaki kültür varlıklarını kurtarmak ve korumak amacıyla başlatılan bu kazılarda önemli sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle kurtarma kazılarının arkeoloji dünyasında büyük katkısı olduğunu düşünmekteyiz. 26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu'nun açılışına Hatay Valisi Erdal Atan'ın yanı sıra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle müze sektöründen temsilciler katıldı. 2016 yılında Müze Müdürlükleri Başkanlığı'nda 251 adet müze ve kurtarma kazısına izin verilmiştir. Ayrıca kamu yatırımları alanında da gerçekleştirilen çeşitli kurtarma kazılarımız devam etmektedir. Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay'da arkeolojik çalışmaların 1932 yılında başlatıldığını, bugün de 7 noktada devam ettiğini söyledi. Dolayısıyla bu arkeolojik kazıların ilimizde ve ülke genelinde yapılması hem ilimizdeki hem de ülkemizin farklı yörelerindeki birçok kültürel varlığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Vali Ata sempozyumunun Hatay'da düzenlenmesinin önemine de değindi. 2011'den bu yana Hatay'da savaş olduğuna dair bir algının olduğunu ifade eden Ata, "Göreceksiniz ki güvenlik yönünden hiçbir sıkıntı yoktur. Türkiye'nin diğer yöreleri ne kadar güvenliyse, buranın oralardan daha da güvenli olduğunu bu ilin valisi olarak söyleyebilirim," dedi. İlimizde 1932 yılında bu çalışmalar başlatılmış. Bugün de 7 noktada bunlar devam ediyor. Türkiye'deki en güzel arkeolojik müzelerden bir tanesinde burada olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sempozyumda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de Türkiye'nin ve özellikle Hatay'ın kültürel zenginliğinden bahsetti. 2003 yılından günümüze kadar bakanlığımıza 141 müze bakım, onarım, teşhir, tanzim çalışması yapılarak kazandırılmış. Ayrıca dönem içerisinde 34 yeni müze, 19 türbe, 53 adet bağlı birim ilk defa ziyarete açılmıştır.